Xiaomi Redmi S2. Arkadaşlar bu hafta aktüellere gelecek olan Redmi S2 daha önce almak isteyip de alamadığım bir telefondu. Genel görünüm ve tasarımı 2018 civarlarında gayet iyiydi. Çünkü o zaman metal bir arka kapak, daha doğrusu metal bir tasarım vardı. Şu an arka ve ön hem plastik hem cam tasarıma geçti Xiaomi. Eğer takip edenler varsa gayet biliyorlardır. Bu telefonda Android 8.1 var. 8 çekirdekli 2.0 GHz hızında çalışan işlemciye sahip, 32 GB hafızası, 3 GB RAM'i hem önde hem de arkasında kamerası var. Öndeki kamera 16 megapiksel, arka taraftaki kamera ise 12+5 megapiksel çözünürlüğünde, 3000 mAh batarya gücüne sahip ve çift hat desteği de sunmakta. Ekran kasa oranı ise 5.99 inç büyüklüğünde. Birçok kullanıcıyı fazlasıyla tatmin edecek bir telefon. Özellikle fiyat segmentinde bana kalırsa çok güzel bir ürün. Telefona yakından baktığımızda ekran kasa oranı harbiden bence çok güzel. Özellikle bazı telefonlarda iyi durmaz ama bana kalırsa bu telefonda gayet iyi durmuş. Piksellerin açı oranları falan gayet iyi. Alt tarafın tasarımı gerçekten çok güzel. İnceliği falan gayet iyi. Kamerasının çıktısı var. Yani kamera biraz çıkıntı bir şekilde duruyor. Alacağınız koruyucu kılıfı dikkatli bir şekilde almanızda fayda var. Çünkü masa üstüne falan koyduğunuzda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ayrıca üst tarafındaki küçük çizgiler bana kalırsa güzel bir şekilde hava katmış. Farklı bir hava yani. Yani kimine göre iyidir, kimine göre kötüdür. Ama arka tarafın metal olması, komple kasayı elinize aldığınızda çok güzel bir hissiyat vermesi bana kalırsa artı yönde olmuş. Ekran çözünürlüğü telefondan çektiğim için videoyu sanırım pek iyi gözükmemekte ama ekran çözünürlüğü harbiden çok iyi. Xiaomi zaten kendi arayüzüyle birlikte geldiği için bu telefon birçok temayla falan özelleştirebiliyorsunuz. Kamera çözünürlüğü birçok kişiyi fazlasıyla tatmin edecektir. Ben beğendim. Ortalama düzeyde bir kamera diyebilirim. Telefonda kumanda özelliği var. Xiaomi'nin diğer tüm telefonlarında olduğu gibi bu telefonda da kumanda özelliği var. Telefonun uygulamalara giriş çıkış hız konusunda herhangi bir sıkıntı görmedim. Gayet güzel bir şekilde girip çıkma yapıyor. Bana kalırsa bu fiyat aralığında alabileceğiniz çok güzel telefonlardan bir tanesi. Sizi uzun zamanlar boyunca idare edeceğini düşünüyorum. Özellikle de telefondaki farklılıkları seven birisiyseniz Xiaomi'nin arayüzündeki tema sayesinde dilediğiniz arayüzünü, dilediğiniz yazı fontunu her halükarda ekleyip düzenleyebilirsiniz. Telefon hakkında anlatmak istediklerim bu kadar. Bana kalırsa tek bir olumsuz yönü var. O da Type-C girişinin olmaması. Başka herhangi bir olumsuz bir şey yok. Fiyat segmentindeki en iyi telefonlarından bir tanesi diyebilirim. Eğer ihtiyacınız varsa kaçırmamanız gereken bir telefon. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.